Merve Tepe, Yüksek Seçim Kurulu 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için dün itibariyle resmi çalışma sürecine başlamış oldu ve mesainin ilk toplantısından da iki önemli karar çıktı. Bunlardan biri dün Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ve mükerrer sayıda yayınlanmasının ardından seçimin yenilenmesine ilişkin kararın ardından tarihi açıklandı ve seçim tarihi 14 Mayıs olarak karar alındı Yüksek Seçim Kurulu tarafından. İkinci tura kalırsa da tarih 28 Mayıs olacak. Alınan bir diğer önemli kararsa istifa süreçleriyle ilgiliydi. Milletvekili aday adaylığı için istifa etmek isteyenlerin 16 Mart saat 17'ye kadar istifa etmesi gerektiğine yönelik karar alındı. Bu da dün açıklandı. Bugün itibariyle yine toplantı var Yüksek Seçim Kurulu'nda. YSK Başkanı Ahmet Yener başkanlığında yapılan toplantıda. Bugün alınacak bir önemli karar daha var. O da 28. dönem milletvekilliği seçimine girecek siyasi partiler açıklanacak. Bu da ilerleyen saatlerde açıklanacak. Saat 10 sularında başladı toplantı ve an itibariyle toplantı devam ediyor. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? YSK yol haritasını çizecek ama resmi seçim takvimi de önümüzdeki hafta içi açıklanmasını bekliyoruz seçim takviminin ve seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte tarihler netleşecek. Tabii İttifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim etmesi ve kesinleşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı adaylarının yine kesinleşmesi gerekiyor. Bununla ilgili resmi takvim açıklanmadı dedik ama tarihler var. O tarihlerden kısaca bahsedelim. Konuşulan tarihler arasında Yüksek Seçim Kurulu'nun 21 Mart tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı adayları ile ilgili listeleri alması, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili isimleri alması bekleniyor ve sonrasında Nisan'ın ilk haftası itibariyle de artık Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesi bekleniyor. Diğer yandan 8-10 Nisan tarihleri de konuşulan tarihler arasında siyasi partilerin milletvekili aday listelerini 8 Nisan'dan itibaren Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesi ve gerekiyor ve sonrasında bir hafta içerisinde de milletvekili aday listeleri kesinleşecek. Malum seçime 60 gün gibi bir süre var. Dolayısıyla süre kısa olduğu için kararlar da hızlı bir şekilde alınacak. Uzun bir zaman aralığı söz konusu değil. Diğer yandan Türkiye'nin ana gündemi deprem. YSK'nın da ana gündemi deprem olacak. Çalışmalar da depremi odak noktası alarak şekillendirilecek. Özellikle 11 ilin etkilendiği ve 8 milyon 300 bin seçmenin etkilendiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu noktada bu seçmenlerin bir kısmı deprem bölgelerinde şu anda çadır ve konteyner kentlerde kalıyor. Diğer yandan büyük bir kısmı, milyonlarcası da yine çevre illere ve başka illere göç etmiş durumda. Geçici olarak o noktalarda barınıyor. İşte hem il dışına çıkan depremzede seçmenlerin adreslerinin tespit edilmesi noktasında bir çalışma var. Hem de çadır ve konteyner kentlerde nasıl sandık kurulacak, oy kullanma işlemi nasıl gerçekleştirilecek, bu noktada bir çalışma var. Ve çadırlarda kalan depremzedelerin de adresleri o noktalarda, çadırlarda güncellenecek ve oy kullanma işlemleri için seçmen listeleri, seçmen kütükleri güncellenmiş olacak. YSK'ya bu süreçte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri de eşlik edecek ve çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanacak. İl dışına çıkan depremzedelerin adreslerinin tespiti için de devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapmalarının önü açılacak ve kolaylık sağlanacak. Böylelikle hızlı bir şekilde seçmen listeleri güncellenecek deprem bölgeleri için. Ve dediğimiz gibi tüm bu çalışmalarla ilgili net tarihler, bizim az önce ifade ettiklerimiz konuşulan, daha önceki seçimlere göre tahmin edilen tarihler ama net tarihler ilerleyen haftada, özellikle gelecek hafta içerisinde YSK tarafından açıklanacak resmi seçim takviminde netleşmiş olacak. Ve bir yandan da birazdan yeni bir karar bekliyoruz. Bu kararda seçime girecek siyasi partilerin açıklanması olacak. Biz takip ediyor olacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve.